Bugün parti meclisi toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada CHP lideri hangi mesajları verdi onu bir bakalım sevgili izleyiciler. Tarih yeniden bizi göreve davet ediyor diyor. İşte dedik ya, yani geçmişteki yaşananlar, tarihi hatırlamak, iz düşümlerini hatırlamak, belki bugünle benzerlikler vesaire, bunlar üzerinden bir nevi bugünün ve bundan sonrasının okumasını da yapmak ve aynı zamanda yani üzerine düşen görevler varsa nelerdir, bunları da anımsamak açısından önemli elbette tarihe dönmek. Burada bir tarihsel anlamda da bir görev olduğunu ifade etmek de CHP lideri sorumluluk mesajı veriyor. Özellikle bugünkü parti meclisi toplantısında yine kamuoyuna da açık bir şekilde yapmış olduğu konuşmada birileri beşli çeteleri, kendi medyasını, yolsuzluk yapanı harekete geçirebilir. Onların yedi düveli gelse bir adım geri atmayacağız diyor. Devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yargı ve yürütme yok. Demokrasi yok askıda. Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. O nedenle her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı sağlayamazsanız siyasal bağımsızlığınızı koruyamazsınız. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Düne kadar kızdıkları, küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Emperyal güçlerin talepleri doğrultusunda iş yaparsanız başınız hep belaya girer. Hiçbir emperyal güç ateşi kendi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Emperyal güçlerin mevcut yönetimi nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz. Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı sen alamazsın dediler değil mi? Söyleyen kişi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyor. Ne oldu? Tıpış tıpış verdi. Ne demektir bu? Devleti yönetmekte artık az içinde. Yönetemiyor devleti. Baskılara katlanamıyor demektir. O nedenle tarihin bize yüklediği ciddi bir sorumluluk var. Cumhuriyetin 100. yılına giriyoruz. Bizi tarih yeniden göreve davet ediyor. Birileri beşli çeteleri harekete geçirebilir. Kendi medyasını harekete geçirebilir. Yolsuzluk yapanları harekete geçirebilir. Onların yedi düveli dahi gelse bir adım, bir santim dahi geri adım atmayacak. Bir santim dahi. Burada tabii söylediği önemli CHP liderinin, yani beşli çeteleri kendi medyasını harekete geçirebilir birileri demesi. Çünkü hatırlatalım, şimdi son dönemlerde gerek altılı masa üzerindeki biliyorsunuz yapılan hamleler, gerek CHP liderine yönelik aynı zamanda bu beşli çete dediği isimlerin, bu iş insanlarının daha öncesinde CHP liderinin kapısını çaldığı, aracı koyduğunu hatırlarsınız, kendisi de dile getirmişti ve net bir şekilde kapıyı kapatıyor onlara, randevulara vesaire cevap vermiyor bu şekilde, hatta sert bir karşılık veriyor. Şimdi CHP liderini yıpratmak amaçlı olarak bu sermaye gruplarının da harekete geçtiğine dair bazı yorumlar yapılıyordu. Onun üzerine CHP liderinin bunu söylemesi dikkat çekici elbette ki, istediklerini harekete geçirsinler. Yedi düveli gelse biz geri adım atmayız şeklinde de bir kez daha aslında bütün bunlara da cevabını veriyor.